Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Denizli'den kalıcı makyaj uzmanı Sayın Ahmet Günay. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Ahmet Günay kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Ben Ahmet Günay. 1991 doğumluyum. Kalıcı makyaj uzmanıyım. İlk bu işte eğitimimi İstanbul'da Yevgeniya Akademi'de aldım. Sektörde çok eski sayılmam. Kalıcı makyajla tanışalı bir 3 sene oluyor. Bir senedir de sadece kalıcı makyaj üzerine kendi iş yerimi işletiyorum Denizli'de, Çamlık'ta. Bu kadar. Evet. Peki kalıcı makyaj nedir diye başlayalım mı? Kalıcı makyaj nedir? Kalıcı makyaj yüz hatlarındaki bozuklukları gidermek amacıyla cihaz ve iğneler yardımıyla, tek kullanımlık iğneler yardımıyla derinin altına pigment yerleştirme işlemidir. Evet. Peki kimler kalıcı makyaj yaptırabilir? Sağlığa zararlı mıdır? Kalıcı makyajı sağlıklı herkes yaptırabilir. Sağlığa zararı, eğer boyalarda kullanılan maddelere karşı bir alerjisi yoksa hiçbir sağlığa zararı yoktur. Kalıcı makyajın yapılmadığı bazı durumlar var. Hemofili ve keloid hastalığı var. Onun dışında hamilelerde aslında yapılmaz diye bir kaydı yok. Ama yani yapılmasa daha iyi olur. Kanser ve kemoterapi tedavisi gören kişilerde de doktorunun onayı olduğu zaman yapılabiliyor. Evet. Peki kalıcı makyaj uygulaması zor bir işlem midir? Zor derken? Uygulanan kişiye karşı herhangi bir zorluğu var mıdır? Uygulanan kişiye karşı hiçbir zorluğu yoktur. Kişi gelir, sadece sedyeye uzanır, işlemin bitmesini bekler. Ağrılı bir işlem değildir, acı yok. Yani kaş işlemlerinde genellikle hiç acı olmuyor. Eyeliner ve dudak işlemlerinde bazı hassas noktalar var. Hani o kısımlarda belki bir nebze, o da kişinin arayışına bağlı olaraktan acı hissedilebiliyor. Ama bu bahsettiğim acılar da hani dayanılmayacak, katlanılması çok zor acılar değil. Yani işlem yaparken uyuyakalan müşterilerim bile oluyor. Hani ne kadar zor bir işlem olduğunu oradan kendiniz pay biçin. Evet, zaten bir takım anestezik kremlerle kalıcı makyaj uygulaması yapılmadan önce, evet, o bölgeler nereye uygulama yapılacaksa daha konforlu bir şekilde bitmesi için uyuşturuluyor, değil mi? Evet. Evet. O yüzden de herhangi bir zorluğu gayet yok. Gayet konforlu bir işlem. Doğru. Evet. Kişiler, evet, tarafından yapıldıkça. Yapıldığında. Evet, kesinlikle öyle. Uzman eller tarafından yapılmak zorunda. Artık bunu ben bir zorunluluk olarak görüyorum. Çünkü her yerde kalıcı makyaj uygulamasının da yapılmasının doğru olmadığını, sonuç itibariyle bir şekilde doğru uygulama yapılmadığında hem ruhen ve fiziksel görüntüyle mutsuz olacağımızı, hem de belki bir şekilde mikrop kapabileceğimizi düşünüyorum. Doğru mu? Maalesef. Ve bahsettiğiniz şeylerin oranı bayağı yüksek. Değil mi? Evet. Evet. O yüzden uzman eller tarafından kontrollü bir şekilde hijyenik bir ortamda yapılması gerekiyor diyorsunuz siz de. Peki kalıcı makyajın kalıcılık süresi ne kadar? Kalıcı makyajın kalıcılığında kesin bir şey yok. Cilde bağlı olarak değişiyor. Cildin yağlı olması, genç bir cilt olması, yani cilt yenilenme hızı, bunlar da çok fazla etki ediyor. Yani genç ve yağlı bir ciltte hani bir sene kalan bir işlem, kuru ve yaşlı bir ciltte hani 5 seneye kadar kalabiliyor. Hmm. O tamamen kişinin cildine bağlı kalıcılığı. Evet, cilt yapısına bağlı, evet, diyorsunuz. Peki kalıcı makyaj için bir yaş aralığı var mı? İşte şu yaştan sonra yapılabilir, şu yaştan sonra da yapılamaz diye. Böyle reşit olması yeterli. Hı hı, tamam. Ama herhangi bir yaş sınırlaması yok. Yani işte yok. 55 yaşından sonra yapılamaz o gibi. Başta söylediğimiz hani sakıncalı durumlar olmadığı sürece istediği yaşta yaptırabilir. Yaptırabilir. Peki biraz önceki konuya döneceğiz şimdi. Bunu sizden de duymak istiyoruz biz. Kalıcı makyaj yaptırmaya karar verdik diyelim. Evet.
Uygulama yapılacak olan yeri ve uygulayıcıyı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi öncelikle karar verdiniz, yaptıracağım ben bu işimi dediniz. Yaptırmayı düşündüğünüz yerlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafları incelemeniz gerekiyor en başta. Ve incelerken hani sadece beğenmek olarak değil, atıyorum bir yeri beğendiniz. Ondan sonra paylaşılan fotoğrafları kıyaslamanız gerekiyor. Hı hı. Çünkü başkalarının yaptığı işlemleri kendi yapmış gibi paylaşanlar da oluyor. Hı hı. O işlemin o kişinin elinden çıktığına emin olmak için o paylaşılan fotoğrafları biraz incelemeniz zaten hani size fikir verir. Yani iki işlem arasında dağlar kadar fark varsa hani biri çok iyi biri çok kötü oradan o işlemin kimden çıktığını az buçuk tahmin edebilirsiniz. Onun dışında baktınız, beğendiniz, tutarlı şekilde paylaşımlar yapılmış. Ondan sonra görüşmeye gidin. Görüşmede bir ortama temiz mi, hijyenik bir ortam mı onu gözleyin. Bunda da sıkıntı yoksa kullanılacak olan iğnenin, özellikle kullanılacak olan iğne kişiye özel açılmalı. Çünkü mikro düzeyde de olsa, çok az da olsa kanamalar olabiliyor. Bu kan yoluyla bulaşan hastalıklardan işte muzdarip olmamak için sizin de dediğiniz gibi o iğnenin size özel açıldığından emin olun. Son olarak da hani rötuş işlemi var bir ay sonra yapılan. O rötuş işlemi için tekrardan oraya gitmeniz gerekecek. O yüzden yakın lokasyonda bir yer seçerseniz sizin için daha kolaylık olur. Evet. Peki kalıcı makyaj uygulamasının kaç saat sürdüğünü söyleyebilirsiniz bize? Şimdi kalıcı makyaj uygulamasını sadece işlem olarak düşünürsek 1,5-2 saat civarında sürüyor. Ama tabii kullanılan uyuşturucu kremlerin etki süresi, onun dışında ilk yapılan demo çizim, verilen aralar, içilen kahveler derken ortalama bir 2,5-3 saati buluyor yapılan işlem. Evet, 2,5-3 saatlik bir işlem diyorsunuz ama bunun herhalde uygulama yapılan kısmı o kadar sürmüyordur işte, en fazla. Ya, sadece kalıcı makyaj işlemi olarak düşünürsek 1,5-2 saat. Evet, evet. Peki, kalıcı makyaj uygulaması günlük makyajı engel teşkil eder mi? Kalıcı makyaj uygulaması derinin altına yapılan bir işlem olduğu için günlük makyajınızı hani gayet rahatlıkla yapabilirsiniz. Mesela dudak işlemi yaptırdınız, üzerinden kendi istediğiniz rujunu sürebilirsiniz. Eyeliner çektirdiniz, üzerinden istediğiniz renkle geçme imkanınız var. Hani değil engel teşkil etmek daha zemin bile oluşturur normal kalıcı makyaja. Evet. Normal makyaja. Normal makyaja ki böylece normal makyajı aslında çok daha kolay da yapmış oluruz, evet, değil mi? Aynen öyle. Evet, çok da doğru. Kalıcı makyaj uygulamasında şekil ve renk seçimi nasıl yapılıyor peki? Şekil seçimi genelde yüz hatlarındaki bozuklukları gidermek üzerine. Mesela kaşının bir yeri uyuktur, seyreklik vardır. Ondan sonra baş kısımlarını daha köşeli istiyordur. Yani kişisel tercihler de giriyor biraz işin içine. Hı hı. Bunlara göre şekil çiziliyor. Renk seçiminde doğal istendiği zamanlarda saç rengi, kaş rengi, ten rengine göre seçim yapılıyor. Ama tabii hani ben ne kadar doğal olsun işte diye önerilerde bulunsam da kişiye kalıyor son şey, son karar. Diyor ki ben diyor kalın istiyorum diyor, ben diyor daha koyu istiyorum diyor. O zaman benim de elimden çok bir şey gelmiyor. Evet, kişinin tercihine bağlı diyorsunuz. İşlem sonrası bir bakım gerekmekte mi? İşlem sonrası bakımları şimdi şöyle söyleyeyim, işlemi yaptırdınız ondan sonra ne yapacaksınız? İşlem yapıldıktan sonra en az 2 gün boyunca su değdirmemeniz gerekiyor yapılan bölgeye. Ondan sonra ilk bir hafta 10 gün boyunca güneşten, yani güneşlenmekten ve solaryumdan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Onun dışında kullandırdığım kremlerim var, iyileştirmeyi hızlandırıcı. Bu kremleri kullanıyorsunuz, zaten bir hafta 10 güne kadar da cilt tamamen iyileşmiş oluyor. Evet. İşlemden hemen sonra istediğimiz renk tonlarına sahip olabiliyor muyuz? Olamıyorsunuz. Şöyle, şimdi bütün yapılan işlemlerde ilk başta istenmeyen bir koyuluk oluyor. Evet. Bu koyuluğun geçme süresi ortalama 5 gün 1 hafta cildin iyileşme süresine bağlı olaraktan.
Evet. 5 gün bir hafta sonra. 5 gün bir hafta sahip sonra. Sahip olursunuz %90. Evet. İlk bir hafta öyle örneğin kalıcı makyajı kaş uygulaması olarak yaptırdık. İstediğimiz renk olmadı diye kesinlikle üzülmüyoruz. Çünkü bir hafta sonrasında o renk, istediğimiz renk oturmuş oluyor. İlk yapılan rengin en az %50'sini atıyor cilt o bir haftalık süreçte. Yani ilk yapılan işlem kesinlikle korkutmasın. O koyuluk 5 güne bir haftaya geçiyor. Evet, size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacaklar? İsteyenler sosyal medya hesaplarımdan, isteyenler telefon üzerinden bana ulaşabilirler. Randevu alarak dükkanıma gelebilirler. Herkesi bekliyorum. Buyursunlar, gelsinler, bir kahve mi içsinler? Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, kalıcı makyaj uzmanı Sayın Ahmet Günay konuğumuz oldu. Hoşçakalın.